Tübüler meme şikayetiyle gelen hastalarda biz taban çapını, memenin uzunluğunu, ne kadar bir fıtıklaşma olduğunu belirleyip ona göre bir protez belirleriz. Tübüler memesi olan hastalarda anatomik protezleri pek tercih etmeyiz. Genelde yuvarlak, pürtüklü yüzeyli protezleri tercih ederiz. Bu şekilde meme altından, meme başından ya da koltuk altından protezimizi yerleştiririz. Tübüler memede bazen ihtiyaç olursa, iki meme arasında asimetri var ise yine eş seansta vücuttan alınan yağ dokusu da klivaja, yanlara, aşağıdaki bölgeye enjekte edilebilir. Bu şekilde daha dolgun bir göğüs sağlanabilir. Özellikle meme başındaki o fıtıklaşmanın düzeltilmesi üzerine yoğunlaşılır ameliyatta. Meme tabanı uygun şekle oluşturulmadan bu ameliyatta başarılı bir görüntüyü sağlayamıyoruz. Ameliyat normalde 2 saat kadar sürer. Ameliyattan sonra diren mutlaka olur. Kol hareketlerinde bir miktar ağrı hissedebilir ama birkaç gün içinde kas gevşeticilerle geçer. Süt yenini daha uzun süre kullanmasını isteriz bu hastalardan. Aynı zamanda ameliyat sonrası masajlar, kol hareketleri gibi şeylere daha çok dikkat etmesini isteriz. Sonuçları çok yüz güldürücü olur. Özellikle genç kızlarda meme dokusunun gelişimini de sınırlayan bir fıtıklaşma olduğu için bu keçi memesi, onu da düzelttiğimizden meme başının, süt bezlerinin oluşumu bir düzene girer. O bakımdan da önemli bir ameliyattır. Esas da bir sağlık sorunudur tübüler meme, üstüne düşünmesi gereken.